Valla şu anda kitap gerçekten herkesin okuması gereken bir şey zaten. Kitapların eski şeyi kalmadı bir popülerliği. Dün gittim fuarı gezdim. Gayet güzel. Kayseri'nin kültür sanat etkinlikleri açısından güzel bir kazancı oldu. Kayseri 4. Kitap Fuarı vatandaşlara kapısını açtı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına kitap okuyup okumadıklarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Daha sık kitap fuarlarının Kayseri'mizde olmasını canı gönülden dileriz. Kitap en iyi arkadaştır. Bütün toplumu kitap okumaya davet ediyorum. Siz kitap okuyor musunuz? Elbette. En son hangi kitap okudunuz? En son Alamut isimli kitap okudum. Valla şu anda kitap gerçekten herkesin okuması gereken bir şey zaten. Ve herkesin de oradan bilgilenip kendini hani boş çuval dik durmaz olayı var ya onun gibi. Ama yani hangi birimiz gidebiliyor ki sonuçta şu anda? Tabii ki çok destekliyorum. Şimdi biz de eğer vakit bulursak işlerimizden gidip bir ziyaret edeceğiz yani. Siz kitap okuyor musunuz? Tabii ki okuyorum. En son hangi kitabı okudunuz? En son hangi kitabı okudum? Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten. Fuarını Dünya Ticaret Merkezi'nde mi açılmıştı? Evet. Yani genelde kızımlarla, çocuklarla mı geliyorum, ziyaret ediyorum. Bayağı faydalı olduğunu düşünüyorum. Bazen çocuklar kitap alıyorlar. Birisi üniversite öğrencisi, birisi bitirdi. Genelde memnun kalıyoruz açıldığı zaman. Faydalı oluyor bizim için yani. Siz kitap okuyor musunuz? Okuyorum bazen. Çok sık olmasa da okuyorum yani. En son hangi kitabı okudunuz? Valla en son Nihat Hatipoğlu'nun bir kitabını okudum da tam şu an hatırlamıyorum. O kitap okudum yani bir 15-20 gün önce ismini tam hatırlamıyorum onu okudum yani. Valla hiçbir bilgim yok. Evet ertelenmiş kitap fuarı açıldı. Ekim'de açılacaktı. Dün gittim fuarı gezdim. Gayet güzel. Kayseri'nin kültür sanat etkinlikleri açısından güzel bir kazancı oldu. Bu sene sanırım oldukça da bir yoğunluk var. Halkımız tarafından bir ilgi alaka var gibi. Bir Kayserili olarak memnunuz tabii bu tür faaliyetlerin olmasından. Siz kitap okuyor musunuz? Tabii okuyorum. Ben öğretmenim. İşte ayda bir iki kitap okuyoruz. En son hangi kitabı okudunuz? Şu anda Sinekli Bakkalı ikinci defa okuyorum. Elimdeki kitap o şu anda. Yani kitap fuarlarının olması hem kitap okur severler için hem de okumaya teşvik olması açısından güzel etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamında görürüz ilerleyen sene. Siz kitap okuyor musunuz? Ben düzenli kitap okumaya çalışıyorum ama bu ara sınavlarım olduğu için pek okuyamıyorum. En son hangi kitabı okudunuz? En son Genç Werther'in Acılarını okumuştum. Şu anda da Kuyucaklı Yusuf okuyorum. Vallahi ne diyeyim, gençlerin düşüncesidir. Siz kitap okuyor musunuz? Okuyorum ara sıra. En son hangi kitabı okudunuz peki? Vallahi bilmiyorum, kızım şey yaptıydı ya, hikayelerini getiriyor, okutuyoruz yani, alıyoruz çocuklara. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Kitap fuarı. Evet. Ama kitap okuyan yok ki hanım kız ya. Şimdi internet olayı var. Biz daha evde çocuklar kitap okumuyor. Her şeyi internetten araştırıyorlar, söylüyorlar. Kitapların eski şeyi kalmadı bir popülerliği. Siz kitap okuyor musunuz? Hayır okumuyorum, yalan mı söylüyorum? Merak ettiğim şeyi internete soruyorum, oradan araştırıyorum, oradan bakıyorum. Yani kitabın bir popülerliği kalmadı. Kitapla da hiç bir alakam yok. O yüzden. Kitap okumuyor musun? Hiç okumuyorum. Biz yarın gideceğiz biraderle beraber. Gelecek Yozgat'tan. Hüsusu'ya gelecek. Ha, Hüsusu onun için geldi. Kitap okuyor musunuz? Yok okuyorum desem yalan olur. Siz okuyor musunuz? Vallahi ben de okumuyorum. Çocuklarım okuyor. Yüksek okul okuyor çocuklarım. Vallahi kitap okumuyorum açıkçası. Şimdi burada da tutup da şimdi kitap hakkında yorum yapmak istemem bilmediğim konu hakkında. Açıldıysa da yani kitap severler için iyi bir sevindirici bir haberdir. Bence gayet güzel. Kitap fuarı, kitap okumak, ilim, bilim insanlar için elzem olan bir şey. Ben bunu çok iyi karşılıyorum. İnşallah toplum kitap okumaya alışır, alışkanlık haline getirir, sever. Diyeceklerim bu kadar. Eğitim okumak güzel bir şey. Siz kitap okuyor musunuz? Evet. Ben fırsat buldukça yalnız gözlerimden biraz rahatsızım. Pek bu sıra ara verdim. Okuduğum kitaplar var. En son hangi kitabı okudunuz? En son Nutuk Atatürk'ün Yarım Kaldı. Biraz kalın şey. Kızım Olmadan Asla diye bir kitap. Onu okudum. Balzac'ın Vadideki Zambak. Ondan sonra okuduğum kitaplar. Lise yıllarında Victor Hugo, Sefiller.
Hani fırsat buldukça okuyorum ama göz problemi olduğu için biraz sarı nokta var. Pek fazla şey yapamıyorum.